Sevgili tarihseverler, merhaba. Bugün yine tarihi bir şahsiyeti konuşmak, anlamak üzere sizlerle birlikteyiz. Bugün İstanbul'un Kadıköy ilçesine ismini veren Kadı Hızır Çelebi'yi konuşacağız. Çünkü Fatih Sultan Mehmet Kadı Hızır Çelebi'yi çok sevmekte. Kadı Hızır Çelebi'yi çok sevdiğinden dolayı İstanbul'un ilk kadılık görevini kendisine vermekte ve yapmış olduğu hizmetler, başarılı kararları neticesinde Kadıköy'ü ilçesinin bulunduğu bölgeyi kendisine arpalık olarak tayin etmekte. Yani Kadı Hızır Çelebi bugün Kadıköy semtine ismini veren önemli bir tarihi şahsiyettir. Kadıköy değil efendim, kadının köyüdür vakti zamanında. Oranın tabiri, oranın tarifi, işte kadının köyü, kadının köyü derken Kadıköy'ü olarak günümüze kadar gelmiş ve bizler bugün Kadıköy'ü olarak kısa ve net bir şekilde Kadıköy ilçesini tanımlıyoruz, anlatıyoruz, bu şekilde müsemma ediyoruz diyelim. Peki Kadıköy'e ismini vermiş, İstanbul'un ilk kadısı olmuş, hatta kendi döneminde ilmin alemi yahut ikinci İbn Sina, ilim dağarcığı gibi isimlerle, yakıştırmalarla müsemma edilmiş bu Osmanlı'nın büyük alimi Kadı Hızır Çelebi kimdir? Hatta Fatih Sultan Mehmet'i dahi yargılayabilecek kadar cesur olan, Fatih Sultan Mehmet'i yargılayıp ona ceza kesecek kadar adaletin temellerine hakikaten kendi dünyasını oturtturan Kadı Hızır Çelebi'yi şöyle bir tanıyalım. Kadı Hızır Çelebi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde dünyaya gelmiş. Tarihi kayıtlar bize 1407 yılında dünyaya geldiğini söyler ve babası dönemin aslında Sivrihisar kadısı olan Celaleddin Efendi'dir. Annesi için de Nasreddin Hoca'nın kızı olduğu rivayet edilir. Ancak babasının Sivrihisar kadısı Celaleddin olduğu net olsa da annesinin Nasreddin Hoca'nın kızı olduğu net değildir. Yalnızca bize kadar ulaşan bazı rivayetlerden ibarettir diyelim. Kadı Hızır Çelebi ilk öğretimini babasından almış. Daha sonrasında Molla Yegan'dan eğitim almak üzere Bursa'ya kadar gitmiş ve Bursa'da kalmış, Bursa'da eğitimini tamamlamış. Bu sırada Molla Yegan'ın talebesinden de eğitim alırken hocasının kızıyla evlenmiş ve burada ikamete başlamış. Kadı Hızır Çelebi'yi tarih sahnesine çıkartan yahut Kadı Hızır Çelebi'yi Fatih'in huzuruna getiren bir olay vardır ki Taşköprüzade eserinde bize bunu net bir şekilde izah eder. Rivayet odur ki Fatih Sultan Mehmet'in huzurunda bir Arap alimiyle yaptığı tartışmada ilmiyle, bilimiyle ve Kur'an-ı Kerim'e vukufiyetiyle, dine hakimiyetiyle üstün gelir Kadı Hızır Çelebi ve Fatih Sultan Mehmet dönemin ikinci Mehmed'i henüz ilk saltanat döneminde onun bu ilmini çok beğenir ve Arap aliminin karşısındaki üstünlüğü kendisine hoşuna gider ve Kadı Hızır Çelebi'yi Bursa'daki Çelebi Mehmet Medresesi, yani Sultaniye Medresesi diye bilinen medreseye müderris olarak atar. Bu olayın aslında 2. Mehmed'in henüz 12 yaşındayken olduğu rivayet edilir ve bunun sonrasında 2. Mehmed'in ilk Manisa'daki şehzadelik yılları boyunca Kadı Hızır Çelebi müderrisliğine devam eder ve bu sırada Hayali Ahmet Efendi, Alaaddin Arabi, Hatipzade Muhyiddin, Molla Ayaz, Kadızade Molla Kasım gibi pek çok ismin yetiştirilmesine vesile olur. Ve Kadı Hızır Bey Bursa'dan sonra Edirne'deki Üç Şerefeli Camii'nin medresesinde de yine görevini yerine getirir. Ve bu medresede de ders verir. Yanbolu kadılığı yapar bir dönem. Ve nihayetinde Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u fethettiğinde Kadı Hızır Çelebi'yi de zaten daha önce tanımakta. Edirne'deki görevini fazlasıyla güzel bir şekilde ifa ettiği için kendisini bilmekte. İşte bundan dolayıdır ki Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedildik de Kadı Hızır Çelebi'yi de İstanbul'un ilk kadısı olarak tayin eder. Kadı Hızır Çelebi İstanbul'un ilk kadısıdır. Başarılı kararlara imza atmaktadır. Hak hukuk noktasında hakikaten hem önemli işlere imza atmakta hem de yapmış olduğu müderrislik görevlerinde çok özel ve önemli talebeler yetiştirmektedir. Bu sırada Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra kadılar atadığı gibi İstanbul'a imar faaliyetlerine de girişmiştir. İşte bu İstanbul imar faaliyetleri içerisinde Fatih Sultan Mehmet dönemin
Havarinyum Kilisesi'nin olduğu bölgede bir cami inşa etmek ister. Çünkü İstanbul'un ulu mabedi olarak Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı camiye çevirmiştir. Fakat bir de kendisi adına bir cami inşa ettirmek ister. Çünkü Fatih Sultan Mehmet vakıf kurucusudur ve vakfın içerisinde de bir cami olsun ister ve Havarinyum Kilisesi'nin bulunduğu yere camiini inşa ettirme kararı alır. Dönemin mimarı olan Atik Sinan'a camini inşa ettirmeye başlar. Ve rivayet olunur ki, daha doğrusu Evliya Çelebi bize anlatır ki, Fatih Sultan Mehmet caminin Ayasofya'dan daha yüksek olmasını ister ve Ayasofya'dan daha yüksek olması için de iki tane büyük sütun getirtirir. Ve bu iki büyük sütunu Atik Sinan'a caminin yüksek olmasını istediğinden dolayı getirttiğini ve caminin Ayasofya'dan daha yüksek bir yapı olmasını istediğini söyler. Atik Sinan 10 yıl süren caminin inşa çalışmasında ne yazık ki bu sütunları keser, biraz tıraşlar ve camini inşa eder. Cami bittikten sonra Fatih Sultan Mehmet caminin inşaatının bitiminle beraber camiyi açmaya geldikten sonra camiyi gördüğünde yine Ayasofya'dan henüz küçük olduğunu görür ve Ayasofya kadar heybetli olmadığı için Atik Sinan'a sütunlarının niçin aynısı şekilde kullanmadığını söyler. Atik Sinan sütunları tıraşladığını, çünkü o bölgenin bir deprem bölgesi olduğunu ve herhangi bir depremde sallantıda caminin harap olmaması için sütunları tıraşladığını, kubbeye zarar olmamasından dolayı bu sütunları bu şekilde kullanılması gerektiğini dile getirir. Fakat tabii ki Fatih Sultan Mehmet Atik Sinan'ın bu söylediğine pek de itibar etmez, bu söylediğine ikna olmaz, özrü kabahatinden büyüktür der ve der ki, Ayasofya'dan daha büyük bir mabet yapmak istemediği için benim camimin sütunlarını tıraşladı ve hükmeder ki Atik Sinan'ın elleri bileklerinden kesilsin. Ve Atik Sinan'ın bilekleri kesilir ve Atik Sinan dönemin kadısı olan Kadı Hızır Çelebi'ye başvurur. Der ki, benim bir suçum günahım yoktu. Fakat padişah Fatih Sultan Mehmet adildir, adaleti sever. Siz de adalet sağlayıcısısınız. Benim suçum günahım olmaksızın bileklerim kesildi. Benim ailemin rızkı bu bileklerdeydi ve ailemin rızkını ben hünkârdan istiyorum. Kadı Hızır Çelebi Üsküdar'da bulunan, bugün hala mahkemesi ayaktadır. Çeşitli onarımlar geçirmiştir ancak hala mahkemesi ayaktadır. Üsküdar'daki mahkemede Atik Sinan'ı dinler ve mahkeme kurulmasına ve Fatih Sultan Mehmet'in bu yaptığı hata neticesinde yargılanmasına karar verir. Mahkeme kurulur. Atik Sinan davacı, Fatih Sultan Mehmet davalıdır. Dava görülürken Kadı Hızır Çelebi belinde bir kama ile gelir ve yerine oturur. Mahkeme görülür ve mahkeme görüldükten sonra Fatih Sultan Mehmet suçlu bulunur. Suçlu bulunmasından dolayı Kadı Hızır Çelebi misliyle muamele edilmesi gerektiğine kanaat eder ve Atik Sinan'ın nasıl ki haksız yere bilekleri kesildiyse Fatih Sultan Mehmet'in bilekleri kesilecektir der. Ve bu sırada Atik Sinan yaptığından pişman olur. Çünkü Fatih Sultan Mehmet bir padişahtır, adalet sağlayıcıdır. Aslında o devletin başındadır. Bilekleri kesilirse şayet Osmanlı belki başsız kalır, devlet yetim kalır diye pişman olur sözünden ve kadıya der ki, ben sözümü geri çekiyorum, padişahın elleri kesilmesin. İşte bu sırada adalet sağlayıcı olan Kadı Hızır Çelebi Fatih'in cezasının paraya dönüştürmesini emreder ve Atik Sinan'a da bunun kendisi için uygun olup olmadığını sorar. Atik Sinan kendisi için ve evlatları için uygun olduğunu söyleyince Fatih Sultan Mehmet'in cezası her ay belirli bir miktar Atik Sinan'a ve ailesine verilmek suretiyle paraya çevrilir. İşte bundan sonra Fatih Sultan Mehmet o gün oraya gelirken kaftanının altında bir kılıçla gelmiştir. Yahut Evliya Çelebi'nin anlattığına göre bir topuzla gelmiştir. Ve Kadı Hızır Çelebi de bir kamçıyla oturmuştur, bir kamayla oturmuştur yerine. Daha sonrasında Hızır Çelebi yanına gelerek sorar, niçin kaftanınızın altında bir kesici alet kılıcınız var? Ve Fatih Sultan Mehmet cevap verir, şayet adaletle hükmetmeseydin senin başını bu kılıcımla kesecektim. İşte o sırada belindeki kamayı sorar Fatih Sultan Mehmet Kadı Hızır Çelebi'ye. Kadı Hızır Çelebi de der ki, siz de şayet
benim hükmüme uyum sağlamasaydınız sizi bu kırbaçla kırbaçlayacaktım. Bu kamayla sizi dövecektim der. Yani aslında bir padişah da adaletin sağlanmasını istemekte, yine bir kadı da adaleti sağlamaktaydı. Bu hikayeden biz bunu çıkartıyoruz. Hakikaten bu mudur? Kadı Hızır Çelebi ile Fatih Sultan Mehmet arasında böyle bir olay vuku bulmuş mudur? Yahut Atik Sinan Fatih Sultan Mehmet'i dava etmiş midir? Biz bilemeyiz, ancak evliya bizlere böyle anlatmış, bizlerin bilmesi gerekir diye düşünürüz belki. Belki de ders almamız gereken bazı olaylar vardır bu hadisenin içerisinde diye menkıbe olarak anlamaya, anlatmaya devam ederiz. Ancak tarihi bir hakikat vardır ki bu topraklardan bir Kadı Hızır Çelebi geçti. Adaletiyle nam saldı. Adaletiyle ve ilmiyle bir padişahı kendine hayran bıraktı. Kadıköy bölgesini kendisine arpalık olarak verilmesini sağladı ve bugün Kadının Köyü, Kadıköyü ve Kadıköy olarak ismi hala yaşamakta. Kadıköy'de ismi yaşamakta ve yeni Üsküdar'da özellikle de Gülfem Hatun mahallesinde bulunan mahkemesi hala ayakta. Ne diyelim? Bir gün mutlaka siz de yolunuzu düşürün ve Kadı Hızır Çelebi'nin Fatih Sultan Mehmet'i yargıladığı mahkemeye şöyle bir göz gezdirin ve bu iki büyük insana bir Fatiha okuyun. Kadı Hızır Çelebi'nin vefatını bizler biliyoruz ki İstanbul'un fethinden hemen sonra yeni başkentte kadı olarak tayin edildi. İstanbul'un kadılığı sırasında adliye, belediye, emniyet ve imar hizmetlerinde önemli düzenlemelerde bulundu. Bu görevdeyken henüz genç yaşında hayatını kaybetti. Ve kendisinin mezarının rivayetlerde de yine şair Necati'nin kabrinin hemen yanı başında yatmakta olduğunu, Şeyh Vefa Hazretleri'nin yakınında bir bölgede kabrinin olduğunu bizler biliyoruz ve çok kıymetli eserleri var. Kadı Hızır Çelebi'nin kendi döneminde hem alim, hem kadı, hem hakim, hem adalet dağıtıcı, hem de çok önemli de bir müelliftir diyelim. Mutlaka bir gün Kadıköy'e yahut bir gün Üsküdar Gülfem Hatun mahallesindeki Kadı Hızır Çelebi mahkemesine yolunuzu düşürün ve bu büyük insanlara birer Fatiha okuyun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.